Görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Buyurun. Yok, ben inmeyeceğim, sağ ol. Peki. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Murat Bey. Hoş bulduk. Nesrin Hanım sizi hemen yanına bekliyor. Hemen. Hemen. Ethem Bey kendisini ziyarete geldi. Büyük salondalar. Vallahi ben senin yerinde olsam yukarı hiç çıkmam. Nesrin Hanım hemen yanıma gelsin demiş. Aşağıda fırından yeni çıkmış ıspanaklı börek var. Bence orası daha güzel. Boş ver ya, gel sen gel. Şu anda bir şey yiyecek halde değilim. İyi. Bugün postadan gelenler. Oo. Thank you very much madam. Kendine yeni bir fincan çay söyleseydin Nesrin'cim. Niyetim seni sinirlendirmek değil, sadece konuşmaktı. Sinirlenmedim canım, elimden kaydı sadece. Ethem gitsen iyi olacak, üstümü değiştirmem lazım. Bak, bunun bana ne olduğunu söylemeden hiçbir yere gitmiyorum. Gayet açık değil mi? Üzerinde yazdığı gibi. Nesrin Alioğlu Turalı tarafından Ethem Turalı'ya açılmış bir boşanma davasının davetiyesi. Bak, evden git dedin gittim. Günlerdir o saçma sapan evde oturup senin sakinleşmeni bekliyorum. Ama sen ne yapıyorsun? Bana boşanma davası açıyorsun. Ethem, bu konuşmanın bir yere varacağı yok. Sen en iyisi eve gidip ne olup bittiğini düşünmeye devam et. Ben de bu görüşmeyi bir kırık fincanla atlatmış olayım. Ha? Bu kadar ufak bir meseleyi nasıl böyle büyütebiliyorsun anlamıyorum. Bak Ethem, şöyle anlatayım. Sen bana toplantıdayım karıcığım diyorsun. Ben ertesi gün gazetelerde seni kadeh tokuştururken görüyorum. En yakın arkadaşımla. Ve senin tabirine büyütmüş oluyorum. Ya evet, toplantıdan sonra bizim genel müdür çocuk ısrar etti. İlle yemeğe gidelim diye. Ben de tamam dedim. Yemeğe gittik. Orada baktım senin arkadaşına rastladım. Ondan sonra masaya davet ettim. Ne var bunda büyütecek? Sadece masaya davet ettim. Ah, hiçbir şey yok. Hatta müdürün de yok. Ha, tamam, müdür masada yok. Ya ne bileyim, tuvalete gitmiştir, hesabı ödemeye gitmiştir. Ben nereden bileyim? Fotoğrafı çeken ben miyim? İşte müdür, işte arkadaşın. Onlara sor. Sen sormuşsundur. Ben ne sorayım artık? İşe bir de iyi tarafım var. Seni büyük bir külfetten kurtarıyorum. Uzun zamandır bu evi ben idare ediyorum, öyle değil mi? Senin pek eve uğradığın yok. Bundan sonra da tek başıma halledebilirim. Tek başına? Murat'ın başına gelen o korkunç olayı tek başına mı hallettin? Beraber olmasaydık o felaketin üstesinden gelebilir miydik? Aslında Murat'ın hayatına bakarsak hala üstesinden gelmiş sayılmayız. Yanılıyor muyum? Oğlum gel Allah aşkına şuraya bak. Annem bana boşanma davası açmış. Yani lütfen bu saatten sonra böyle bir şey yapılır mı? Söyler misin ne olur? Beni bu yüzden çağırdıysanız fikrimi biliyorsunuz. Kararı siz verin. Benim biraz işim var.